Sabah uyanıyoruz abi. Hadi benim. Çok güzel. Çok açım. Aa, dışı şey bunun. Japonya'nın faytonları da bunlar. Arkadaşlar bu grup galiba Japonya Kız Meslek Lisesi. Japonya'ya özel yapılmış bir Starbucks var. Japon tatlısı yiyeceğiz. Tek yabancı benim. Öğrencilerin içinde kaldım valla. Ne diyorsunuz? Bayağı ilginç bir yer değil mi? Ya bunun Allah belasını versin ya. Osaka'dan selamlar. Bugün normalde Kışimoto'ya gidecektik. Sabah koşa koşa geldik buraya. 7:59'daydı ve biz de tam 8'de buradaydık. 1 dakikayla Kışimoto trenini kaçırdık. Bir daha da öğlen var ve buradan 3 saat sürüyor. O yüzden biz vardığımız zaten hava kararmış oluyor. O yüzden onu yarına aldık. Ve rezervasyon da yapmamız gerekiyormuş. Bu konuyu bahsetmiştim. Tren videolarımı izleyin. Yukarıya falan gitmiştim arkadaşlar. O zaman detaylı anlatmıştım. Şimdi biz de dedik ki Kyoto'ya gidelim bugün. Birazdan Kyoto'ya geçeceğiz. Ama yarın için de rezervasyon yaptırdık Kışimoto'ya. Nasipse yarın gideceğiz oraya. Kışimoto'da ne olduğunu bilenler bilir. Bilmeyenler de videoyu yayınlanında öğrenmiş olur arkadaşlar. Ve Kyoto'ya geldik arkadaşlar. Gezeceğiz. Kyoto çok güzel bir şehir. Bu arada küçük bir yer değil. 1,5 milyon civarında nüfusu var arkadaşlar. Neyse şu istasyondan bir çıkalım. Rahat rahat gezeceğiz, konuşacağız. Kyoto güzel ve büyük. Japonya'nın eski yani 1000 senelik başkent diye geçiyor. Önceden 1000 senelik falan başkentliğini yapmış arkadaşlar burası. Eski başkent Kyoto. Hemen Osaka'nın dibinde zaten yakın. Şu kuyruk ne kuyruğu ya? Bunlar işte biri tapınağa gidiyor, biri evet. Başka bir yere gidiyor. Bilmem ne tapınağına gidiyor. Burası tapınak şehri gibi arkadaşlar. Çok fazla tapınak var. Adım başı tapınak. Evet. Gezeceğiz. Kyoto'yu keşfedeceğiz. Sabah uyanıyoruz abi. Geliyoruz bir portakal suyu alıyoruz. Kahvemiz olmazsa da olmuyor. Sıkı bir kahvaltı. Sonra bugün rahat bir 10 kilometre yürüyeceğiz herhalde. Sonra enerjimizi yakalıyoruz. Arkadaşlar kahvaltı yapmaya geldik. Güzel bir mekana getirdi Cem kardeşim. Değil mi? Aynen. Önce ilk başta salata geldi. Şimdi omlet. Ekmek. Abi burası güzel bir şeyler gelecek. Sayzeri'ye gittik yani ucuz dedik. Evet. Onun bir tık üstü. Bir tık üstü ama kaliteli, kaliteli yani. Güzel yediğini anlıyorsun. Yani. Güzel. Yine sınırsız içecek var. Kahve, portakal suyu, çaylar hepsi sınırsız. Güzel bir mekan. Royal Host diye arkadaşlar. Ya şurada 2 saat dur sırf zaten içecekten paranın zaten yarısı çıkar. Ya kaliteli olsun da yine sabah güzel bir kahvaltı karnımız doysun. Şöyle bir soğan çorbası mı diyor. Öyle bir şey. İçinde soğan da var. İlginç. Şu ekmek galiba. Anlamadım. Bakacağız tadına. Salata geldi. Şimdi yumurtalar, omletler falan gelecek. Ben böyle yumurta, patatesmiş burada ekmek istedim. Ona omlet geldi. Böyle. Güzel bir sağlam kahvaltı. Hadi afiyet olsun. Arkadaşlar çok fazla itfaiye gidiyordu da. Oha. Oo, acayip derecede bir yangın var. Abi bakar mısınız ya? Her yer duman oldu. Şuraya bakın. Ülkede her şeyden önce güvenlik geliyor ya arkadaşlar. Bakın kaç tane polis arabası. İtfaiyeden hariç normal görevli arabası ta nereye kadar gidiyor bakın. Arkadaşlar helikopter bile geldi. Havadan inceliyor. Ve sönmüyor. Hala yanıyor. Haberciler iş başında. Biraz düzeldi gibi de yani artık kullanılamaz hale geldi. Neyse biz gezmeye gidelim arkadaşlar. Bakın hala haberciler geliyor. Fushimi Inari Tapınağı'na geldik arkadaşlar. Burası nasıl bir yer derseniz şu gördüğünüz şeylerden sıralı şekilde şöyle fotoğrafını göstereyim size. Biliyorsunuzdur belki burayı daha önce. Böyle sıralı şekilde neyse internetim de yok. Göreceğiz yani çok turistik bir yer burası.
ve çok da güzel. Gelmek istiyordum. Burayı da hep beraber gezelim. Çok fazla öğrenci var. Ziyarete geliyorlar. Başka şehirlerden olsun. Turist çok fazla. Burası zaten Kyoto Dünya Miras Listesi'nde en iyi korunan yerlerden birisi. Burada iki din var arkadaşlar. Şintoizm, Budizm. Bu gördüğünüz simge Şintoizmi simgeliyor arkadaşlar. Yine kapıda koruyucular var. Ve buraya girmeden bakın ilginç bir şey var. Bunların hepsinde sake var. Yani Japon içkileri, alkolleri. Sakeleri burada böyle bırakıyorlar. Daha çok böyle üstünde markaların amblemleri var. Daha sonra da yıl sonu burada dua ederek yani inanarak kutlama yapıyorlar yani. Bunların hepsini içiyorlar. Böyle buraya da bırakmışlar. O da biraz ilginç. Burada yüzlerce kapı var arkadaşlar. Kapılardan geçeceğiz. O az önce gördüğünüz simge olan kapılardan. Bayağı bir uzun yol var. Bakın yine buraya para atıyorlar ve fotoğraf çekmek yasakmış. Neyse saygı duyalım. Böyle dua ediyorlar arkadaşlar. Bizim o yaptığımız şeyde Tokyo'da yapmıştık. Sensoji Tapınağı'nda. Yine burada da ayrı bir dilek var galiba. Çubuğu çekiyorlar. Kartları nereden alıyorlar? Onu bilmiyorum. Merdivenlere gideceğiz. Burada çok güzel bir fotoğraf çekmek istiyorum ya. Hatıram olsun. Bakın o yürüyüş yolu burada başlıyor arkadaşlar. Bunların rengi biraz solmuş. Yani daha çok turuncudan pembeye geçmiş gibi arkadaşlar. Bu şekilde bayağı bir gidiyor burası. Ha, merak etmeyin ileride daha boş yer bulacağız. Orada daha güzel fotoğraf çekebiliriz. Çok fazla var. Zaten en sonunda da tapınak var arkadaşlar. Bakalım tapınağa kadar gider miyiz? Bakın böyle ifadeler var, yazılar var. Tabii ne yazdığını ben anlamıyorum ama bakın bu taraftan giderken hepsinde görünüyor. Ama böyle giderken bomboş. Bu önümüzde yol ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Ve sağdan gitmemizi söylüyor. Büyük ihtimalle burası da dönüş yolu. Aa, kapılar iyice küçüldü bakın. Ne güzel oldu. Daha sık. Oo, çok güzel. Ama trafik bayağı yoğun. Yine burada da bakın bu tarafa giderken bir şeyler var. Böyle giderken hiçbir şey yok arkadaşlar. Görüyorsunuz böyle inceliyorlar, bakıyorlar. O yüzden trafik biraz yavaş ilerliyor. Evet, bir çıkışa geldik. Ama daha devam edecek galiba. Burada neler var? Heh, bakın buradan devam ediyor. O tarafa geçeceğiz daha. Ne oluyor burada? 800 yenlerden 500 yenlerden bir şeyler oluyor yine. Bakayım bir. Ha, yine dualar var herhalde. Ha, muska ya, bizim o zaman göstermiştim. Muska falan alıyorlar işte. Yine orada da bir şeyler var. Orada da dua ediyorlar galiba. Oraya giriş. Bakayım. Bir girelim. 200 yene buradan da çubuk. Ha, şey yapıyorlar. Yazıyorlar ama çözemedim şu an. 200 yen. Oradan çubuk seçiyorlar. Bakayım. Ha, oraya bir şeyler bağlamışlar. Ne yapıyor bu gençler? Aa. Taşı kaldırıyorlar. Abi, ben de oradan video çekiyorum. Bu
taşı kaldırma sırasıymış. Şimdi çözdüm. Baksanıza insanlar sıraya girmiş. Sıranın ucu nerede? O değil de tek yabancı benim. Öğrencilerin içinde kaldım vallahi. Bekliyorum, sıradayım ben de. Ne zamandır diyeceğim, aklıma geliyordu da. Şimdi bahsedeyim dedim. Arkadaşlar, buradaki kuaförlerin işi çok kolay. Niye mi? Tek stil, maksimum iki stil var arkadaşlar burada. Erkeklerde bir sabit, herkese sabit olan. Bir de o değişik, ben Metin 2 karakteri diyorum onlara, böyle şekil şükül yapıyorlar saçları. Bir de o tipler var arkadaşlar. İki şekilde tıraş ettiğiniz zaman tamam, burada berbersiniz. Kızlarda da aynı. Bir kaktül, kaktül mü oluyordu aynen. Bir öyle küt kesim falan. Bir öyle kesiyorsunuz. Bir de işte arada değişikler çıkıyorsa o. Bir de boya, badana, tamam. Bunlar abi, herkes aynı. Herkes aynı yani. Bizde olsa herkes farklı bir şey yapayım diye uğraşıyor ya. Burada hiç umursamıyorlar. Bak şuradan 10 tane kıza bak, bir tane farklı anca çıkar arasından. Ya da 10 tane erkeğe bak, bir tane anca çıkar. Hepsi aynı. Geldik, sıra bitiyor. Bu kadar. Thank you. Bu kadar arkadaşlar. Taşı kaldırdık. Bakın böyle geleneksel kıyafetler var. Yani çok şık kıyafetler gerçekten. Ve bunları giydirmesi ve giymesi gerçekten zahmetli arkadaşlar. Arigato adayıma. Hadi gidiyoruz. Çizimlere bakın. İşi bilenler güzel çizmiş. Yukarı taraflara gelince biraz daha sakinliyor. Ama artık daha da çıkmayacağım yukarıya. Çünkü sonu yok. Baya baya gidiyorsunuz en üstte tapınağa falan. Şimdi geri dönelim. Şehirde başka yerleri gezelim. Burada çok güzel bir fotoğraf çektim arkadaşlar. Instagram'a yükleyeceğim. Bakın şöyle görebilirsiniz haritayı. Buradan yani aşağıdan dolana 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 böyle gidiyor. En yukarı tapınağa kadar. Buradan ben aşağı geri döneceğim şimdi. Dönüş yolu daha kısa ya. Hemen iniverdik aşağıya. Biraz şuradaki sokaklarda dolaşalım. Bugün gerçekten aşırı bir öğrenci kalabalığı var. Bütün okullardan turlar gelmiş galiba. Abi şu derenin güzelliğine bakar mısınız ya? Manzaraya bakın. Çok güzel. Şimdi tabii bir de insanın arkadaşının iyi olması gerekiyor. Bizden habersiz oraya gidip de tatlı alması yok mu bak? Yani bak. Neredesin diyorum? Japon tatlısı yiyorum diyor. Biz ne yiyeceğiz kardeş? Nereden aldın? Ben de alacağım. Ama tam karşıda. Ben de istiyorum Japon tatlısı. 1250 lira. Ne yen? Değişik gözüküyor diye ben de aldım da. He. İşte. Güzel mi? Başka şeyler de gördüm ben milletin elinde. Ya bak işte oradan. Bir tık ama şey 1250 yap fiyatı. Neyin? Bana biraz pahalı geldi. Ne kadar dolu muydu bu? Şöyle bir şeymiş. Hadi ya. Dağ gibi, küçük bir dağ gibi bir şeydi. Bak oradan fiyatları zaten şeklinden alalım. Hadi bakalım arkadaşlar neymiş. Şimdi memleketin elinde değişik şeyler de gördüm de. Böyle bir şey. Ha ben şunlardan da gördüm millette. Bunlar gerçi meyvelere şey sıkmışlar da. Bu nasıl? Şöyle bir şey. 850 diyor. Ben bir şey anlamadım ki bundan. Thank you. Burada mı yapayım? Yapıyor vallahi. Kek, dondurma. Okey. Bitti. Bu kadar. İnşallah ne bileyim
Değişik bir şeydir de tecrübe ettiğimize değer. Arigato. Japon tatlısı yiyeceğiz. Hadi bakalım. Değişik bir şey. Japonya'nın dedi, ben de söyleyeyim. Başka bir değişik denilebilirmiş. O yüzden tatmadığımız bir lezzet olduğu için denemeye değer. Arkadaşlar, Japonya'nın faytonları da bunlar. Görüyorsunuz, Japon kardeşlerim bu şekilde turistleri çekiyor. Yokuştan çıkıyorlar şu an. Yoruldu büyük ihtimalle. Çok güzel yerlere geldik. Çok aşırı güzel sokaklardan yürüyeceğiz şimdi. Sizlere burada sürprizim de var. Değişik bir yere götüreceğim sizleri arkadaşlar. Şu caddenin güzelliğine bakın ya. Dedim ya, burada tapınak çok. O yüzden bakın, karşıda bir tane görünüyor. Burası meşhur bir yer. Fotoğrafları falan bayağı meşhur buranın. Çevresi de çok iyi. Tarihi. Yeri adresi söyledim zaten. Yine yazarım. Burada dolaşacağız. Yürüyoruz artık şu birkaç gündür. Günde kaç kilometre yürüyorum gerçekten ben de bilmiyorum. En son artık şu tren biletinin günü bitince atılır gideriz, bir yere dinleniriz. Şimdi biraz hızlı yoğun gezelim. Bakın, görüyor musunuz? Yokuş çıkıyor. Helal olsun. Biz bile normal yorulduk. O bir de insanları taşıyor. İki kişiyi ve bir de arabanın yükü var. Bu şekilde fayton sistemi burada. Şimdi güzel bir fotoğraf açısı var. Oranın nereden olduğunu bulmam lazım. Şu karşıda gördüğümüz yeri ve tarihi sokakları bir araya alarak. Vallahi terlemiş abim, yorulmuş ya. Mahvolmuş. Alın teri işte, alın teri. Ne yapacağınız? Geldik. Çok güzel bir yere. Şimdi şu ara sokağı göstereyim. Daha sonra bakın ne kadar kalabalık. Burada ineceğiz ilerken. Ve şöyle. Çok güzel bir yer. Biraz tepede ama bayağı büyük. Genelde bütün kadınlarda, kızlarda bu kıyafetlerden var arkadaşlar. Tapınaklara gelirken böyle giyiniyorlar. Sahne kurmuşlar. Bir şey düzenlenecek galiba. Herkes bir yere doğru gidiyor. Sürün nereye, biz oraya. Öğrencilerin rehberiyle gezer işte, ne güzel. Oo. Tamam işte, olay buradaymış ya. Buldum sonunda. Deminden beri arıyorum bu fotoğrafı, nereden çekiyorlar diye de. Bu taraftan çekiyorlar büyük ihtimalle. Kalabalığa bakın. Tamam, ben görüntüyü alacağım yeri buldum arkadaşlar. Fotoğrafı buradan çekeceğiz. Evet, ara sokakları gezmeye başlayacağız. Hem size geyşalardan bahsedeceğim burada. Hem de böyle sokak yemekleri var. Onlara bakacağız. Mesela burada abim bir ikramda bulunuyor. Neymiş o? Değişik sulu bir şey. Burada testerlar var. Bir tane test edelim. Oo, çikolatalı muzlu bir şeymiş bu da. Neyse, çok güzelmiş. Hepsine tester koymuşlar arkadaşlar. Mesela şu neydi? Maçalı bu. Şurada şekerleme var. Maçalıymış o da. İsterseniz test ediyorsunuz. Alıyorsunuz. Bir tane test ettik. Şimdi hem onlardan dediğim gibi bahsedeceğim, hem de bu sokağa bu şekilde
gezeceğiz arkadaşlar. Japonlar Starbucks'ı çok seviyorlar arkadaşlar. Aşırı yani rağbet görüyor burada. Starbucks full çekiyor her zaman. Onun için burada da Japonya'ya özel yapılmış bir Starbucks var. Ona bakacağız. Böyle içinde oturma alanı, böyle yere çökmeli oturma alanı, bunlara özgü matcha'dan yapılma bir şeyler, kurabeler falan. Bir gidelim, bir kahve içelim orada. Şeyi görelim, Starbucks'ı görelim. Hem de ben şimdi oraya kadar giderken de size birkaç böyle geyşalar hakkında bilgiler vereyim. Bazı aranızda belki bilenler vardır. Bilmeyenler de öğrenmiş olur arkadaşlar. Yani şimdi biraz şu sıralar zor arkadaşlar, yani sokaklarda görmek. Yani ne bunlar derseniz de 17. yüzyıldan bu yana böyle erkeklere hizmet etmesi için, dans etmesi için sıkı eğitimlerle yetiştirilen kadınlara geisha deniyor arkadaşlar. Bu yani lakabı da alabilmesi için gerçekten yani dansından, sohbetinden yani böyle elit bir şekilde yetiştirilmesi gerekiyor okullarında. Güzel eğitimler alıyor. Daha sonra da belirli bir yaşa geldiği zaman ilk o kadınlığını yani bekaretini bile yüksek mevlalara, seçili kişilere bırakıyor. Daha sonra oradan aldığı yüklü parayı da okula, birazını okula falan bağışlıyor. Böyle şeyler var. Yine daha detaylı dediğim gibi yani bunların araştırmalarını Google'dan da yapabilirsiniz ama genel olarak böyle arkadaşlar. Yaşlanınca da yine kendi işleri gibi yani çay seremonileri oluyor burada. Kiralıyorsunuz. İşte çay, size çay ikramlarıyla birlikte size sohbet aşamaları bu şekilde. Eğlendirme, dans böyle geçiyor. Hani hepsi yani sürekli hayat kadınlığı mı? Yani aslında o yönde de varmış ama şimdi daha çok sohbet gibi böyle. Değişik bir kültür o zamandan bu yana geliyor. Ve şu an böyle havadan yağmur yağıyor ama anlamadım. İnşallah bir anda gelmez. Yani onun olayı da öyle arkadaşlar. Arkadaşlar yani sadece şu bölgede bile bir girseniz 2 saat oyalanırsınız. O kadar değişik şeyler var. Alın mesela biber. Bunlar burada ne yapıyor? Bunlar acı mı? This spicy? Yes. Biber acı, hayır yemiyorlar da şey, onlar büyük ihtimalle şu biberlerin tozu herhalde. Değişik. Domuzlu momuzlu bir şey diyor. Japon işi biber. Ha bunu burada bu şey yapıyor, biberi koyuyor içerisine, şey mi atıyor acaba? Oğlum ya onun içinde biber yok, onlar başka bir şey kanka. Biber ayrı öyle bir şey. Yazıyor. Öyle mi diyor? O pork bun diyor kanka. O bun dediğim sana şey var ya, hamurun içindeki olan şey işte. O aynı. Şuranın kalabalığına bakın ya. Sokak çok güzel. Çok hoşuma gitti ya. Adam bana salatalıkla gelmiş ya. Ye ondan sonra bunu. Ne oldu? O kadar mı değişik diyorsun? Değil. Ne oldu? Ne sence? Ha? Ne sence? Nerede? Orijinalinden mi tuzlu? Limon suyuna yatırılmış bir evi turşu bastı. Allah Allah. Limon suyuna yatırmışlardı. İlk başta tatlı sandım. Çok başarılı. Açık gözüküyordu. Limon suyundan kaldırdı. 250 yen bir de. Bedava. Bayağı güzelmiş ama. Ha. Bizdeki ne? Tuz. Buradaki ne? Limon suyu. Vallahi. Benzer şeyler var yani. 9000 kilometre ötedeyiz ama. Arkadaşlar bu grup galiba Japonya Kız Meslek Lisesi. Erkek yok aralarında. Hepsi kızdı. Şimdi Starbucks'a doğru gidiyoruz ara sokaktan. Böyle. Bakın ilginç bir sokak buldum. Buradan direkt çatıları görüyoruz. Burada başka bir sokağa gidiyor. Vay. Değişik yapılar ya. Gerçekten Kyoto bayağı güzel ya. Hoşuma gitti arkadaşlar.
Japonya'ya gelirseniz uğrayın. Kyoto'ya kesinlikle gelin. Ne yapmış bu ya? Çilek mi onlar? Çilekleri... Aa, şu dışına şekerleme yapmış. Bakayım. Hmm. Ya dışına şekerleme yapıyor çileğin. Mochi bu. Mochi güzel mi oluyor? How much? 400 yen. 400. 400 yen. I want one. Okay. Okay, thank you. Arigato. Thank you so much. Bak bakayım bize ben de yiyeyim. Aa, dışı şey bunun. Elma şekerindeki olur ya, onun gibi bakayım. Güzel. Bana gelmez. Hmm. Çilek de güzelmiş ha. Hıyardan sonra iyi götürüyor. Abi şunun tatlılığına bakar mısınız ya? Çok güzel. Kanka resmi açsana, benim bir resmini çeksene. Çekeyim, sen de benimkini çek. Çok güzel ya. Çok güzel. Aldı gidiyor. Yaladı. Name. Abi full tarihi sokaklara geldik. Yürüyüşe bak, yürüyüşe. He? Yürüyüşe bak. Astolis geliyor. Tamam, o bu sokaktan çıkamaz o. Aa, o ne? Honey drink. No sugar honey tea. What is this? No sugar honey tea. Honey tea? Yes, honey. Oh. Yuzu, do you know yuzu? Yuzu. Japanese lemon. Citrus. Ah. Oha. This is concentrate. Ah. Five times the water. Portakal. This orange? Ah, no, yuzu. Yuzu. Ah, lemon. Ah, Japanese lemon. No sugar. Japon limonu. Ve ballı. Çok güzel. Oo, bayağı güzel. Ama fiyatlara bakın. 1100, 1700, 3000 diye gidiyor. Arigato. Thank you. Ah, okay. Thank you. Abi çok değişikti. Çöpü de atmasak elimizde kalacaktı. Çöp yok çünkü buralarda biliyorsunuz. Aa bak, bir tane daha var. Bak bu ne? Abi bu ne? Hello. Ya çok tatlı ya. Çok tatlı. Üstüme bak Allah'ım ya. Thank you. Arigato. Çok güzel bir sokağa girdik ya. Fazla insan da yok. Ya var yine ama orası daha çok kalabalıktı. Burası bayağı güzelmiş. Ama bir şey söyleyeyim mi size? O denediğim Japon limonu ve bal. Mükemmel bir şey ya. Şu yürüdüğümüz sokaklara bakın arkadaşlar. Gerçekten Kyoto çok etkiledi beni ya. Şu geçtiğimiz sokaklara bakar mısınız? Starbucks bu sokakta galiba. Burada mı? Ha, burası. Oo, bakın. Dediğim gibi yerel. Hiç şey yok ya, anlamıyorsunuz. Evet, anlamıyorsunuz gerçekten.
Buradan gireceğiz. Japonya'ya özel yapılmış burası. Arkadaşlar fiyatlar Tokyo'daki ile aynı. Hiçbir fark yok. Cem çay söyledi, ben bir cappuccino alacağım. Arkadaşlar kahveyi oradan sipariş ettik. Ama geliyorsunuz, burada yapılıyor, buradan alıyorsunuz. Ben de orada bekliyorum sıra gelecek diye. Benim kahve büyük ihtimalle hazır herhalde. Buraya Starbucks diyebilir misin? Valla normal bir ev. Ayakkabıyı çıkarıyorsunuz oturmak için. Şurada da aynı öyle bölümler var. Gerçekten Japon stilinde yapmışlar. Burası da şark köşesi, burası da aynı. Bir şurada masalar var sadece. Biz yine başa gidelim oturalım. Biz o baştaki yere gidelim oturalım. Ne diyorsunuz? Bayağı ilginç bir yer değil mi? Arkadaşlar Starbucks'tan çıktık. Sokakta yürüyoruz şimdi. Akşam ayrı bir güzel buralar. Konsept güzel. Buraya Japonya'ya özgü yapmışlar. Gelirseniz bir uğrayın, bir kahve için yani. Uzun bir video oldu ama bir videoda Kyoto'yu bayağı bir gezmiş olduk arkadaşlar. Abi ramencimize geldik. Ben hemen şunu seçiyorum. 1300 cash diyorum. 1000 şöyle 2000. Eğilerek girdik. Mekanımız böyle bir yer arkadaşlar. Ama sistem güzel değil mi arkadaşlar? Garson varson uğraşmıyorsunuz. Dışarıdan menüyü seçiyorsunuz abi. Yiyeceğinizi, paranızı da ödüyorsunuz. Kişini alıp gelip direkt veriyorsunuz. Hizmet etmeye başlıyorlar. Bence mantıklı. Yani burada her şeyi tasarruf etmeye çalışıyorlar aslında. Bizim şeyi de şuraya yapıştırdı. Benim ne istediğim, bu arkadaşın da yapıştırdı. Bölme bölme hazırlanıyor. Ramen güzel ya, gerçekten. Seviyorum şimdi, sıcak sıcak güzel gidecek. Şunun büyüklüğünü görüyor musunuz? Aşırı büyük abi. Kocaman bir tabak. Böyle. Şöyle vurgulayacaksın. Ha, aynen. Şöyle. Düşünün, büyüklüğünü hesap edin. Oh, ziyafet var. Ziyafet var. Karnımız doyacak. Çok açım. Çok açım. Nasıl bitireceğiz bunu? Dur bakayım, suyundan alalım. Sen açım açım diyordun, onu bitirebileceğim mi bakalım? Merak bakalım. Duman üstünde, sıcak. Dondurmalara bakar mısınız ya? Abi çok güzel görünüyor. Valla deneyesim geldi. Abi burada da bir şeyler denedin miydi var ya, para öyle bir gidiyor ki anlamıyorsun. Bir yere 300, bir yere 500, bir yere 1000 diyorsun. Bir bakmışsın akşama kadar bir sürü para gitmiş. Ama deneyesin de geliyor, tecrübe edesin de var. Ne diyorsun? Burada mı? Aynen. Kaç para? 600, 500 diye gidiyor. Gel gel. He. Aç, aç bakayım. Oo. Abi, çok güzel. Detaya bakar mısın ya? İnce ince işlemişler. Aa, burada da bir şey geldi ikram yine. What is this? Hadi bakalım deneyeceğiz yine bir şey. Kastırımız geldi. Biz bir litre yeşil çay maça gömdük. Vallahi dur bakayım. Aa, bu şekerli. Bu şekerli de. Ya nasıl bunu sevmedin? Hadi ya, şekerli oldu cim mi? Abi ben dondurma yiyeceğim ya. Ben karar verdim. Şu Mont Blanc dediğinden alacağım. O nerede acaba? Şu değil mi o? Evet. Bu. Aldık. Japon usulü değişik bir dondurma. Nerede yiyeceğiz bunu şimdi? Dondurmamız. Bunun hayal kırıklığına uğrayacağım şimdi. İçi niye maça? Niye maçalı bunun içi ya? Cam onun üzerinde kurulmuş zaten. Biraz hayal kırıklığına uğradım ama yine de güzel. Sevenler için bence daha iyidir. Bu arkadaş tatlılara kilitlenmiş. Tatlı görünce ben de böyle kilitlenirim. Bayağı kilitlenmiş, izliyor tatlıları. Nerede? Orada bir makine var. Ya bunun Allah belasını versin ya. Bunun Allah belasını versin abi. Bak ben gittim de şöyleydi bu.
ikiye ayırdıysam videoyu, ilk video olabilir arkadaşlar. Burası karanlıktı. Ben bir bastım şu ekran gitmiş, tamam mı? Direkt İngiliz yaptık abi. Oradan dedi tamam tamam dedik. Parayı yatır dedik. Yani bak büyük ihtimal öyle şey yapmışız herhalde. Gitti bir an ekrandan, ha böyle geldi. Yani orayı kaç para olduğunu görmedik. Burayı göstermedi yani. 135 çok düşük. Yani normalde 145'lerde falan şu anda. Abi makineye doları koyduk, o da geri vermiyormuş. Mecbur 135'ten çevirmek durumunda kaldık. Yani İlyas tecrübe etti. İlyas bilgi aktardı arkadaşlar. Sakın bu makinelerden çevirmeyin yani. Arkadaşlar, Kyoto istasyonuna geldik. Bu videomuzu da burada kapatalım. Yedik, içtik, doyduk. Bayağı harcadık ama bugün değdi yani. Kyoto'yu alt üst ettik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.